kazanım. 11 ile devam ediyoruz. Tapkara kelimesindeki harflerin yerleri değiştirilerek bir harfli anlamlı ya da anlamsız kelimeler yazılıyor. Buna göre bu kelimelerin kaç tanesi A ile başlar? 7 harfli kelime yazacağım. A ile başlamasını istiyorum. Geriye kalan 3, 4, 5, 6 harf var. Şu 6 harfi sıralamam lazım. Şimdi A'lardan biri gittiği zaman kalan 6 harf şurası olacak. 6 faktörel şekilde sıralanır normalde bu ama tekrar edenler bir tane K olduğu için 2 faktörel 2 tane a olduğu için bölü 2 faktör, çarpı 2 faktöre daha geldi yani bölü olarak o zaman 6 faktörel bölü 2 faktörel iki faktörel diyeceğim a ile başlayan yani 720 bölü 4'ten 180 tane 180 tanesi a ile başlar diyebilirim. Geçtim ikinci soruya Verilen sayının rakamdan yerle değiştirerek 6 basamaklı kaç farklı tabi Şuradaki bitişik olacak kaç farklı çift sayı yazılabilir burada 6 basamak var. Normalde ben bunları 6 faktöriyel şekilde sıralarım. Bölü 2 faktöriyel. 2 tane 5 tekrar ediyor. 2 tane 3 tekrar ediyor. 3 faktöriyel derim. Bu tüm durum. Ama ben bunu istemiyorum. Benden diyor ki çift sayı olmasını istiyorum. O zaman böyle yapmayacağım. Toplam 6 durumum var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pardon 6 basamağım var. Şimdi çift sayı dediği için sonu ya ikili ya dörtle bitecek. İkisinden de birer tane olduğu için Sıkıntı yok burada. 2 veya 4'ü alacağım buraya. Burası için kaç durum var? 2 durum var. Tamam mı? Geriye kalanları sıralayalım şimdi. Burası için 2 durum var. Geriye kalanlar tüm olacak. 2 ya da 4'ten biri gidecek. Fark etmez. 4 gitsin. 5 tane kaldı. 5 faktöriyel normalde sıralanır. Bölü tekrar edenler şimdi 2 tane 5, 2 faktöriyel çarpı 2 tane 3 2 faktöriyel. Anlaşıldı mı? Zaten 2 ve 4 birer tane var. Yani 2 veya 4'ten hangisini alsam alayım sonuç aynı olacak. Yani aslında benim sonucum 5 faktörel bölü 2 faktörel çarpı 2 faktörel çarpı 2. Şuradaki çarpı 2'yi unutmuyoruz. Zaten bunlardan biri gidecek. 120 5 faktörel 2 faktörel 2'ye 120 bölü 2'den cevabım 60 olur. Devam ediyorum. Şimdi burada Adana kelimesinin harfleri kullanarak 3 harfli anlamlı ya da anlamsız kaç farklı kelime yazılabilir? Şimdi bu diğer sorulardan farklı. Çünkü diğer sorularda e, istenilen 6 harfli oluyordu genelde. Mesela şey 5 harfli. Ama burada 5 harfim var 3 harfli istiyor. Şimdi burada şöyle yapacağım. Durumlarım değişir. 3 harf farklı olabilir. 3 harf farklı diyelim. Hangi harfleri alabilirim? 3 harf farklıysa. Bir tane A, bir tane D, bir tane N alacağım. 3 harf farklıysa. O zaman ne olacak? Direkt bunları ben 3 faktöriyel şekilde sıralayalım. 6 tane kelime yazabilirim. A, D, N harfleriyle. E 3 harf aynı olsun. Bir de bu durum var. Yani 3 harf aynı demek. Burada 3 harf aynı olacak şekilde A, A, A'yı düşünelim. E buradan zaten 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyelden bir tane kelime yazabilirim. A, A. Bir durum var buradan. E bir de şöyle bir şey olabilir. 2 harf aynı olabilir. Doğru mu? 2 harf. 2 harf aynı. Şimdi iki harf aynı ise hangi durumlar var? İki tane A alırım. Yani iki aynı harf olan A olacak. Bir D alırım. Ya da iki tane A alırım. iki tane A alırım. Bir tane N alırım. Sonuçta iki harf aynı olan başka durum yok. O zaman burası normalde 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel. E, 2 tane A olduğu için böyle tekrarlı permutasyon 2 faktöriyel. 3 durum var burada. E burası da aynı şekilde 3 faktöriyel bölü 2 tane A tekrarlı 2 faktöriyel 3 durum. Yani toplamda kaç durum oldu? E, benden istediği 3 harfli anlamlı ya da anlamsız. 6, 1 daha 7, 3 daha 10. 13 tane farklı kelime yazılabilir diyebilirim. Devam ediyorum. Şimdi sayısının rakamları kullanılarak doğru mu? 3 basamaklı kaç farklı doğal sayı yazabilir? Yine 3 basamak dediği için şöyle yapacağım. Durumlarım yine aynı. 3'ü de farklı olan artık uzun uzun yazmayacağım. 2, 3, 4'ü kullanabilirim. 3'ü de farklı olan. Yani buradan direkt 3 faktöriyel 6 durum geldi. 3'ü de aynı olan 3'ü de aynı. Hatta direkt 3'ü de aynı yazmayayım. Zaten 3 tane şey aynı olan 3 3 3 var. 3'ü aynı olan başka durum yok. 3 3 3. Buradan ne gelecek? 1 durum gelecek. Yukarıdan 6 durum geldi. Buradan 1 durum geldi. Şimdi ikisi aynı biri farklı olan. İkisi aynı biri farklı. Şimdi 2 tane 2 alabilirim. Doğru mu? 2 tane 2 1 tane 3 alabilirim. Ya da 2 tane 2 alırım bir tane 4 alırım. Doğru mu? Ama bir de 2 tane 3 de alabilirim. 2 tane 3, bir tane 2 alabilirim. 2 tane 3, bir tane 4 alabilirim. Zaten başka durum yoktur. 4'ten bir tane olduğu için 4 ile ilgili bir durum yok. E bunların hepsinden sonuçta 3 faktörel bölü 2 iki faktörel ikisi aynı ya. Buradan 3 durum gelecek. Aynı şekilde buradan da 3 faktörel bölü 2 faktörel. 3 faktörel bölü 2 faktörel. 3 faktörel bölü 2 faktörel, faktörel, faktörel. Hepsinden bu gelecek. O zaman toplayalım şurayı. Buradan 12 durum geldi, doğru mu? 12 buradan geldi. E şurası da 6 bir daha 7, yani toplamda şuradan 12, şuradan da 7, 12 artı 7'den 19 farklı doğal sayı yazılabilir diyebilirim. Bu kazanımı da bitirmiş olduk.